Yunanistan Atina. Atina'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Arkamdaki görmüş olduğunuz taş heykeller Türkiye'deki Salihli'ye yakın Sazcep. Sazcep'teki antik çağın kalıntılarına benziyor. Burası da Atina'daki Akropolis. Simgesi, Atina'nın simgesi, Büyük İskender'in memleketi. Tıpkı bizdeki İzmir, Efes, Selçuk, Antalya'daki nedir o manastır. Ondan sonra en çok da Salihli yolu üzerindeki, Manisa Salihli yolundaki Sazcep'e benziyor. Burası Atina Akropoli. Akropoli'deki manzara bu şekilde, evet. Yunan tarihi ve dünya tarihi bakımından oldukça önemli olan bu yer. Şurası. Evet, şurası tamamen Akropoli olarak geçiyor. Bir kişi giriş 30 euro, öğrenci olarak 20 euro. Bu şekilde devam ediyor bakalım. Biz de Trabzonspor formasını giydik. Buraya doğru gidiyoruz. Buraya ne kadar gideceğiz? Hadi bakalım. Hadi bro. Hadi hadi. Gayet güzel yerler. Büyük İskender'in memleketi. Hoppa. Güzel, güneşli, sıcak bir hava var. Atina harika. Doğası olarak, parklar olaraktan yürüdükçe nefesimiz birbirine karışıyor maalesef. Gayet güzel arkadaşlar. Sağdan soldan sataşmalar var giydiğim formadan dolayı. 1.40 yıl daha bekleyeceksiniz. Unutamayacaksınız. Alo. Bu da Atina'nın simgesi. Okey. 1 minute. 5 gitti. 5 gitti. Okey. Gel. Gel gel. Mani yok, mani yok. Mani yok. Arkana bakma, arkana bakma, arkana bakma. 5 euro üstlüyormuş. Vallahi içinde geçti galiba. 5 euro da desen, 10 euro da desen, 9. Kendi yanaştı. Biz 5 euro burada ne yapıyoruz? Yani ekmek yiyoruz. Sakın, evet, benim gibi yapmayın. Yolda her bulduğunuzda resim çektirmeyin. Burada resim çektirmek cüzdanınızı sarsıyor arkadaşlar. Gayet güzel. 5 euroymuş. Kimse lan, biz kaynarcalıyız lan. Evet. Şurada Akropoli. Yunanistan Atina. Akropoli. Karanlıkta kalıyor, okunmuyor. Ama gördüğünüz gibi burası tur rehberleriyle dolu. Şurası neydi? Tuvalet de olabilir veya başka bir ihtiyaç içinde olabilir. Katlıların giriş yaptığı yer. Hani diyoruz ya, Yunan polisi mi? Evet. Dünya mirası bir yer. Kaç spor daha iyi sanki?
Size şuradan alabilir. Şimdi olay arkadaşlar, biz buraya 30 euro verip çıkamayız. 30 euro verecek. Hani diyoruz ya, zamanımız var mı? Zamanımız var ancak paramız yok. Çünkü 30 euro bize göre pahalıya geliyor. Olmaz. Buradan aşağı iniyoruz. Şuradan aşağı ineceğim ki belki bir su bulacağım. Tam aşağı ineceğim de. Tam sen oradan dolaş madem. Gir bakayım. Sıcak hava bunalttı. Su bulmak lazım. Yok, hediyeli eşyalar var burada. Hiç öyle suya benzer bir şey de yok. Arkadaşlar, Yunanistan Atina kanalı takip edin. İzlemeye devam edin. Şu karşıda küçük bir taşlık, tümülüs bir alan var. Oradan doğru Akropolis'i fotoğraflamaya çalışacağım sizler için. Kendi çapımızda ancak bu kadar. Yani kendimiz yüzmeden, kırmadan, dökmeden bu kadar değişiklik yapabiliriz. Burada biz ancak şuraya çıkabiliriz. Haydi hep beraber oraya çıkalım, oradan da ne var ne yok göreceğiz. Akropolis nedir ne değildi. Akropolis'ten doğru Yunanistan'ı kuş bakışı seyir halinde olacağız. Neler söylüyorum aman Allah'ım. Evet, buradan daha güzel görünüyor. Ya şuradan gel. Şuradan gidersek değişik bir yer. Akropolis, işte bu zeytin ağaçlık, her taraf olağanüstü güzel. Ve en güzel günlerde gelmişiz biz buraya gezmeye. Yazın sıcağında zannetmiyorum ki burada durursun. Of of, manzaraya bakın. Arkadaşlar dehşet bir manzara var, muhteşem. Şuraya bakın ya. Nereyi tarif edeyim ki sizlere? Yunanistan, Atina. Bu şekilde devam ediyor.